Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ama ba'd. En-Nev'ü's Saminu. Fevaid'de 8. nevideyiz. Ma harfini işleyeceğiz inşallah. Allah izin verirse. Ma harf mi, isim mi? Onu göreceğiz. 7 tanesi isim oluyor. 5 tanesi harf. Peki nasıl bir fark oluyor? Yani ma harfimiz 12 tane ma var. 7 tanesi isim, 5 tanesi harf. Sence ne gibi bir fark olabilir Murat Hoca? Yani isim olsa ne olur, harf olsa ne olur? Yani bir şey fark ediyor mu? Hocam, isim olsa yaratla mahalle olur herhalde. Tabii canım. Yani eğer isim olursa ne olacak? Fail düşecek veya meful düşecek, değil mi? İşte yani muzafilet düşecek. Mahmut eğer isim olursa yani illa bir konumu olacak. Fail, meful, muzafilet, müpteda, haber bir şey olacak. Ama eğer harf olursa hiçbir şey yok. Yani harf mesela vav diyelim. Vav harf. O vavın bir şey var mı? Konum var mı? Hiçbir konum yok. O şekilde. Peki. Enne'u saminu. 8. nevimiz. Ma ye'tiye ala isne aşara veçen. 10. 2 manaya gelen harfler. Ve hı o da ma'dır. Fe inneha ala darbeyn. Ma'mız iki kısım. İsmiyetün. Bir ma'yı ismiye var. Ve evcuhuha seb'atun. Ve evcuhuha seb'atun. Vecihleri de 7'dir. Yani 7 vecih. Yani tam 7 tane ma var. Ma ismi. Birincisi ne? Marifetun tamamen. Tam marife bir isim oluyor. Tam bir isim. Yani ma'mız ne oluyor? Tam bir isim. Yani eşşeyü manasında bir isim oluyor. Örnek verelim. Nahvu feni'imma hiye. O ne güzel oldu. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. Ma'nın, ni'menin kullanımı üç şekildeydi ya. Birincisi ne olacaktı? İsmi, ni'menin faili, eliflamlı bir şey olacaktı. Diğeri de işte eliflamlı bir şeye izafe olacak. En son üçüncüsü de ni'menin faili altta hüve olacak. Ondan sonra bir tane temiz gelecek. Burada bakın feni'me hiye. Aslı ne bunun? Ni'me ne güzel oldu. Eşe'ü şey. Buradaki eşe'ü fail. Yani ni'menin faili. Ni'menin failinin eliflamlı olarak kullandığı şekli gösteriyor. Ni'meden sonra mahsus gelir. Yani övgüyle has olan şu ibda'u da mahsus. Burada neyi gösterdi? Demek ki şuradaki ma'mız feni'imma'daki ma ne ma'sı? Ma'yı tam isim ve şey ma'rasında marife yani. Burada bunu söyledi. Bu bir. İkincisi ve marifetün nakısatun. Marife olur ve nakıs olur. Yani nakısı demek marife ama tek başına anlaşılmıyor. Yani bir şey daha gerekli. Üstteki mesela marifeydi. Tek başına anlaşıyordu. Ama marifetün nakısı eksik marife yani. Marife ama eksik marife. Tam bir böyle marifelik yok. Marife olmaz için bazı şeyler daha ihtiyaçlı. O da ne? Vehiye el mevsule. Bildiğimiz ma-i mevsule. Mesela ma-i mevsule marifedir doğru ama mevsulenin neyi gerekiyor kendisinden sonra? Bir cümle bir de ait zamir. Bunlar olmadan marif olamıyor. Cümle gerekiyor. Fiil fail gelecek. Bir de zamir gelmek gerekiyor. Aitler geç. Aitler altı saniye de. Yani işte ait gelmesi lazım. Döne. Öyle bir marifelik kazanayım. Tam bir marifelik yok yani. Ma indallahi hayrun. Allah katındaki şey. Ma öyle bir şey ki indallahi ve Allah katında olan şey. Buradaki inde ne oldu? Cümle oldu. Yani şibhi cümle diyoruz. Zarflar, harbiceller. Ma burada mübteda zaten. Hayrun da haber. Ma indallahi hayrun. Allah katındaki daha hayırlıdır. Nereden daha hayırlıdır? Minellehvi eğlenceden ve minet ticara. Ticarette daha hayırlıdır. Burada ne oldu? Bakın ma'mız ellezî oldu. Ellezî ismi mensul. Nâkıstı marife ama marifeli nâkıs tam değil. Niye? Tam anlaşılmıyor çünkü. Ellezî indallâhi hayrun. Allah katındaki daha hayırlıdır manası vermiş olduk. Ve şartiyetun ma'i şartiyemiz. Nahu ve mâ tef'alû. Her ne şeyi yaparsanız. Bunlar hep ne mesela şimdi? Ma burada ne düştü? Meful değil mi? Bunlar isim olduğu için ne düşüyor? Meful düşüyor. Üstteki ma, mesela ma-i mevsule mübteda düşmüş idi.
illaki bir konum olacak. İllaki irabtan bir konum olmak zorunda bunların. Ve ma tef'alü'deki ma'mı ful oldu. Ve ma tef'alü min hayrin, hayır namına ya, ne yaparsanız ya'lemuhullah, Allah-u Teala onu bilir. Ma'mız, ma'yı şartiye ve meful konumunda olmuş. İsim olduğu için meful. Ve istifhamiyetü, ma'yı istifhamiye var. Mesela ve ma nedir? Bu da haber değil mi? İstifham edatları önde gelir ve haber olur. Haberi mukaddem diyoruz. Ve ma haber oldu, mukaddem haber. Tilke mübteda, muakkar mübteda. Tamam. Ve ma tilke nedir? Bir yeminlik, şu sağ elindeki ya Musa, ya Musa, sağ elindeki şey nedir dediğimizde buradaki ma'mız, ma'yı istifhamiye oldu. Şöyle bir kural var. Ma'yı istifhamiyeden önce harfi cer gelir ise o ma'nın elifi düşer. Ma'ya m olur. Tam böyle kuralı öğrenmiş olduk. Ma'yı istifhamiyeden önce harfi cer gelir ise, tabii o harfi cerler de çok değil. Neydi o? An, dört tane. An, ba harfi ceri, an harfi ceri, ba harfi ceri. Bir iki tane daha var. Yani işte bu dört harfi cer geldiği zaman da ma'dan önce, ma'yı istifhamiyeden önce harfi cer geldiği zaman ma'nın elifi düşer. Ma'ri de me olur. Onu da yazdık. Vecibu vacib olur. Hasfu elifiha. Ma'nı, ma'yı istifhamiyeden elifinin hasfı düşer. Ne zaman da? İzâ kânet mecruraten. Mecrur olursa, yani kendisinden önce bir harfi cer gelirse. Kendisinden önce harfi cer gelirse kendisinden önce harfi cer gelirse ma'nın ne oluyormuş? Elifi düşüyormuş. Bunu da öğrendik. Güzel. Ne yapıyor mesela? Şey de var. Amme yetesâ'ünde var mesela. Amme yetesâ'elû. Aslı neydi bunun? Ammenin. An ma'ydı değil mi? Şöyleydi aslında. An. An ma'ydı. Şöyleydi aslında değil mi? An ma'ydı. Ma'yı istifhameden önce harfi cer geldiği için şu gitti. Sonra bunu buna idgam ettik. Ne oldu? Amme oldu. Tamam. Bu şekilde olmuş oldu. Devam. Mesela başka bir örnek daha veriyor. Fenadiratun, o Belkıs diyor ki Fenadiratun, ben bakacağım. Süleyman Aleyhisselam'a ben hediye göndereceğim. Hediyeleri eğer kabul ederse onunla savaşırım diyor. Fenadiratun, ben bakacağım. Bime, ne ile? Yerci'ul mürselun. İşte benim gönderdiğim elçiler bana ne haber getirecekler? Ona bakacağım diyor. Dolayısıyla buradaki bakın bima idi aslında. Bima. Bima. Ne oldu? Ma'yı istifhameden önce harfi cel geldiği için ma'nın elif düştü. Bu da güzel bir bilgi. Verihada, bundan dolayı, yani ma'yı istifhameden önce elif, ma'yı istifhameden önce harfi cel geldiğinde elifi düştüğünden dolayı reddiye yaptı. El kisaiyyü kisai, alel müfessirin müfessirlere reddiye yaptı. Kisai. Niye? Kavlehum, o müfessirlerin şu sözüne reddiye yaptı. Hangi sözü? O müfessirlerin fi, şuradaki bima gaferali rabbi, bima gaferali rabbi de onların sözleri var müfessirlerin. Hangi sözleri? İnneha istifhamiyetün. Şu bima'daki ma'ya müfessirler diyorlarmış ki ma'yı istifhamiyedir. Ama bizim kuralımız değil hocam. Ma'yı istifhamiye nasıl olur? Ma'yı istifhamiyeden önce harfi cer geldiği zaman da ma'nın elifi düşer. Düşmemiş burada. Demek ki buradaki ma'yı istifhamiye değil diyor. İmam Kisai reddi yapıyor. Peki ve innema caizdi. Caiz oldu. Ne şu? Nahvu limada fealte. Limada faalte caiz oldu. Bu terkip caiz oldu. Burada da bakın ma istifhamiye. Değil mi? Lam gelmiş, harfi cer gelmiş. Şu ne olması lazım? Şunun düşmesi lazım. Limede olması lazım değil mi? Limede. Niye bu peki caiz oldu? Lienne elifiha. Çünkü bunun elifi, şu ma'nın elifi sarat oldu haşven. Ortada oldu. Haş. Ortada oldu sanki. Yani sonda olmadı. Hani sonda olsaydı lima diye
an ma diye oradan elifi düşürürdük. Ama bu ortada olmuş. Sanki bu bir kelime gibi oldu yani. Haşven ortada oldu bir terkibi, terkiple. Yani ma, za terkibiyle ne oldu? Terkibiyle birleşerek ortada oldu o elif. Neyle birleşmiş? Ma, da, za ile. Ve eşbehet el mevsuleti. Buradaki o zaman ma'mız isim mevsule benzet. İsim mevsule de şey gitmiyordu. Ma'nın, ismi mevsule olan ma'nızdan önce. Ben çok düşündüm biliyor musunuz? Bunu okuduk bu kuralı. Sonra nerede ma görsem mesela bir ma diyorum. Ya bu ma'dan önce harficer gelmiş. Niye ma elif düşmüyor? Sonra yani tam oturttum. Meğer ma'yı istifhamiyeden önce harfice gelirse ma'nın elifi düşüyormuş. Bunu da öğrendik. Tamam. Devam. Ve nekratun tammetun. Tam nekra. Yani ma'mız nekra kelime oluyor. Nekra. Ma'mız nekra. Ve zalike bu fi selat mevadi'a. Bu üç yerde demiş. Bu tabi normal ibarelerde yok ama buraya yine almış. Fi küllü minha hilafın. Tabi bunların hepsinde hilaf var. Yani bu, mesela üstteki örneğin aynısını verecek değil mi? Bakın. Ehaduha nahu feni'in mahiye. Üstte biz buradaki ma'ya ne diye mana verdik? Marife-i tam diye örnek verdik. İhtilaflı konu yani. Kimisi öyle diyor, kimisi böyle diyor. Şimdi buradaki feni'in mahiyedeki ma diyor ki ma'yı nekradır. O zaman ma'nın kullanım şekillerinin ni'menin kullanım şekillerinin hangisi oldu? Ni'menin hani en son üçüncü bir kullanımı vardı ya. Fa'ili altta gizli olur. Ni'me hüve altta gizli. Bir şey onu o hüveyi temiz yapar. Ni'me hüve işte ilmen, ilim cihetinde. İşte buradaki ma tam nekradır. Ve ne oluyor? Temiz oluyor. Yani diyorlar ki buradaki ma'mız ma'yı nekradır ve temiz oluyor. Ni'menin üçüncü kullanmış şekli. Ni'me ne güzel oldu. Kim hüve o? Ne cihetinden? İlmen, ilim cihetinde. Ni'me ne güzel oldu o? Ne cihetinden? Ma öyle bir şey cihetinden ki. Tamam. Hiye de burada mahsus. Mahsus neydi? Övgüyle kastolunan şey. Ve nahvu ni'me ma sanaati. Bu senin yapmış olduğun şey ne güzel oldu. Şimdi bunların açıklamasına bakalım bakın. Fe ni'me şey'en gördük mü? Ni'menin faili altta hüve. Şu ilk örnek bak şunu söylüyoruz. Altta hüve. Ni'menin üçüncü kullanım şekli. Ma buradaki ma'mız ise şey'en diye bunu şey yaptı, açtı. Ve şey'en burada temiz oldu. Hiye de mahsus zaten. Diğerini ni'me ma sanate yapsın. Ve ni'me ne güzel oldu. Şey'en, şey cihetinden şey'ün şey. Buradaki şey mahsus oluyor. Şey'en de zaten temiz oluyor. Tamam, mahsus diyoruz. Peki. Burası da yok yine numarayı vardı ama okuyayım hemen. Ve sani kavluhum yine ikincisi yani ma'yı nekradan ikincisi kavluhum şu sözleridir. İnni mimma en ef'al. Ben yaptığım şeydenim. Bu ne demek yani ben yaptığım şeydenim ne demek? Ben yaptığındanım. İnni mahlukun ben neyim yaratılmışım. Min emrin öyle bir şey için ki ve o fiili o benim yaptığım şeydir. Yani mesela ben ne yapıyorum? Diyelim mesela siz ders okuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben ders için yaratılmışım. Burada tabii ne var? Bir şeylik var değil mi? Nelik var? Biraz mübalağa var. Ben ders için yaratılmışım gibisinde. Buradaki işte şu mimma'daki ma'da neymiş? Bakın min emrin diye onu tefsir etti. Gördünüz mü şurada? Şu inni mimma'daki ma'yı min emrin diye tefsir etti. Min emrin işten hüve fiili. O da benim fiilimdir. Keza ve keza benim şu işimden dolayı. Tabi ve zalike bu ala sebebinin mübalagati. Burada tabi bir şey var, mübalaga var dedi. Bu ne gibidir? Mislu kavli-i teala, Allah-u Teala'nın şu buyruğu gibidir. Ne o? Hulikal insanu, insan yaratıldı min acelin, acelede. Değil mi? İnsan aceleden yaratıldı, öyle mi? Yani hani insan aceleci yaratılmıştır. İnsan aceleci yaratılmıştır. Burada ne var biraz tabi? Mübalağa var diyorlar. Peki ve salisu üçüncü nekramız kavluhum fit taaccubu fit taaccubi taaccubdaki sözleri. Mesela ma ahsene zeyden. Zeyd ne kadar da güzel oldu. Buradaki ma'ya da ma'yı taaccubu eledi.
Tamam. Yani ma-i tacibe ve nekra manasında ve haberi mahsus. Tamam. Ma şey ma yani ma ne güzel oldu. Zeyda Zeyd. Zeyd ne güzel oldu. Hani var ya fiil taçup. O. Yani şey ün bakın. O ma'yı açtı şey ün dedi. Şey ün manasında. Şey ün hassene Zeyd'e. Zeyd'i güzelleştiren o şey manası vermiş burada. Ma hassene Zeyd'den. Zeyd ne kadar güzel oldu. Şu ma'ya ma'yı şey demiş. Nekradır demiş. Tabii bunun haberi de mahsuf oluyor o zaman. Ve nekratün mevsufetün. Ma'mız bir de nekrayı mevsufu oluyor. Yani kendisinden sonra bir şey geliyor. Sıfat geliyor. Ma sıfatlanıyor. Mesela merartu uğradım bima öyle bir şeye ki bima bir şeye ki mu'cibin hoşuna gidiyor leke seni. Şu mu'cibin sıfat oldum. Sıfat mu'cibin. Ma da mevsuf oldu. Ma'mız mevsuf mu'cibin sıfat. Ma'mız mevsuf mu'cibin sıfat oldu. Yani açtı bakın bir şeyin mu'cibin. Senin hoşuna giden şeye uğradın. Burada da nekra-i mensufe oldu. Ve minhu bundandır. Nekra-i mensufedendir. Fi kavli bir görüşe göre. Ne? Ni'me ma sanate. Nekra-i mensufe. Şuradaki ma'mız yani ne oluyor? Mevsuf oluyor. Sanate de sanate. Onun sıfatı oluyor. Yani açtı bakın. Ni'me ne güzel oldu. Şey, yani şey cihetinden öyle şey ki sanate o senin yaptığın şey. Şu sanatehu şey en sıfat oldu. Sanatehu şey en sıfat oldu. Tamam. Ve ma ahsene Zeyden. Zeyd ne kadar da güzel oldu. Yani şeyün bir şey. Öyle şey ki mevsufun vasıflanmış neyle? Bi ennehu o hassene Zeyden. Zeyd'i güzelleştirdi diye vasıflanan şey nedir? Azimun büyüktür. Tabi burada şu bakın şu ma'yı müpteda yaptı. Ma müpteda ve şey manasında ama haberi ise azimun mahsuf. Bu tabii şeyde yok yine. Yani normal bizim okuduğumuz ibadet yok ama artık bu diğer şeyde bulmuş. Asıldan bulmuş hoca efendi. Hasfil haberi. Haberin hasfıyla şu azimunun hasfıyla olmuş oldu. Bunu da geçtik. Ve nekratun mevsufetun. Nekrayı mevsufe. Biha kendisiyle sıfatlanır. Bakın bu çok kullanılır. Dikkat edelim buna. Yani bu sefer sıfat oluyor ma'mız. Şimdiye kadar hep ma'mız ne oluyordu? Mevsuf. Şimdi ma'mız sıfat oluyor. Bu da çok kullanılır. Ma'mız sıfat oluyor. Ma sıfat. Daha yine hep mevsuf oluyordu. Şimdi ma sıfat oluyor ve bu da çok kullanılır. Ama dikkat edin önemli bir ayrım. Bakın mesela meselen bir örnek. Ma herhangi bir örnek. Bu anlaşıldı mı? Meselen örnek, ma herhangi bir örnek. Bakın bu çok kullanılır yani şeyde kelamlarda. Şuradaki ma'mız ma'yı sıfat. Tamam mı? Bu ma'ya bir sıfat diyoruz. Yani ve nekratü nekra mensufetün sıfatlanılmış biha o nekrayla. Yani ne oluyor o zaman? Bir şey sıfatlanılmış yani sıfat olmuş. Ma'mız sıfat oluyor. Tamam. Metelen ma herhangi bir örnek. Ma'mız sıfat oldu. Bu önemli bakın çok kullanılır bu. Ve kavluhum yine sözleri ulemanın li emrin bir iş için ma herhangi bir iş. Burada ne oldu? Bakın şu ma'ya eğer biz ma'yı mensur edersek ne oluyor biliyor musun? O zaman şöyle oluyor bakın. Li emri şuraya temin vermeyiz. Li emri ma öyle bir şey gideriz. Ma'yı mensule yaparız. Bu sefer ma'yı muzanfı leh olur. Bakın bu yani ibarelerde çok şey oluyor bu hani. Manaya göre anlayacaksın işte. Li emri ma öyle bir şey için mi mana veriyorsunuz? Li emri ma öyle bir şey için mi diye mana veriyorsunuz? Yoksa burada li emrin iş ma herhangi bir iş mi diyorsun? Ona göre mana değişiyor. Tamam.
Li emrin ma. Herhangi bir iş için ceda'a kesti. Vallahi lem kusayr veya yani kasir diyebiliriz. Bir isim. Kusayr kesti. Enfehu burnunu kesti. Yani adam herhangi bir iş için burnunu kesti. Burada ne oldu şimdi? Yani kusayr denen kişi burnunu kesmiş. Niçin? Herhangi bir şey için. Şuradaki li emrin ma'mız ma'yı sıfat olmuş. Lafz-ı sükun üzerine mebni mahallen mecrur li emrinin sıfatı diyoruz. Bu da çok kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de dikkat. Bu nedir? Metelen bir misaldir bu. Baligan aşırı olan bir misal. Fil hakareti yani küçük görmekte aşırı olan bir misal. Yani adam herhangi bir iş için burnunu kesti attı ya gibi bir mana. Tamam. Veli emrin azimin veya büyük bir iş içinde kullanılabilir. Veli emrin azimin veya büyük bir iş için. Meselen baligan fil hakara yani veli emrin azimin büyük bir iş için. Şimdi vekile dendi ki inne ma muhakkak ki ma fi hadi buradaki ma harfun harftir demiş. O zaman harf olunca ne oluyordu? La me oldu. Aleha. İrab'da mahalli yok. Yani herhangi bir sıfat içinden düşmüyor yani. Ma'mız eğer harf ise herhangi bir sıfat düşmüyor. Tamam. Fi hadi harfun. Buralarda harftir demiş. Şimdi şeyler bitti. İsimler bitti. Geldik harflere. Yani İrab'da mahalli olmayacak. Üçte ne diyor? Ey harfun zaydun. Yani zayd harf demiş. İnne hadihi harfun zaydun. Mesela قَلِيلًا مَا var ya mesela قَلِيلًا مَا قَلِيلًا مَا oradaki ma da sait Allah'a. Şimdi geldik harf olanlara ve harfiyyetün tam 7 tane şey gördük ma'yı ismiyeyi ve harfiyyetün harfi olanlar var ve evcuhuha hamsetün o da 5 nevi 5 tane harf olan ma var yani İrab'da mahali yok 1 nafiyetün ma'yı nafiye biliyoruz fetamelu fil cümlesi ismiyeti cümle ismiye de amel eder amele leyse leyse namelini amel eder fil lugatil hicaziyin hicazların lugatında nahu mahada beşara yani Medine ehli lugat Medine Taif Mekke üçlüye Hicaz deniyor Medine Mekke Taif mahada beşara burada ismini rep haberini nasip etmiş hada ismi beşaran haberi geçtik ve mastariyetün bak bir de ma-i mastariye var. Hep derim ya ben kemalardaki ma'lar neydi? İşte kema, mate öldüğü gibi. Hep kema geçiyor ibadet. Oradaki ma bu ma işte. Neymiş? Ma-i mastariye. Ve mastariyetün gayru zarfiyetin. Ma-i mastariye var. Zarfiye değil. Tamam mı? Ma-i mastariye. Yani şimdi bir tane daha gelecek. O hem de zarf manası da var onda. Örnek verelim. Nahu. Bima nesu unutmalarından dolayı. Bakın şu ba, ba'yı sebebiye, sebep için. Ma mastar, nasıl mastar yani? Kendisinden sonra gelen fiil-i maziyi mastar yapıyor. Aynı en gibi. Hani en muzari yapıyordu ya. İşte en tensura. En tensura yardım etme. Buradaki ma ise neyi yapıyor? Buradaki ma ise fiili yapıyor. Bima nesu, unuttuklarından dolayı. Unutmalarından dolayı. Yevmel hesap, hesap gününü. Unutmalarından dolayı. Buradaki ma'mız ne oldu? Ma'yı mastariye. Ama bakın müddet zamanı yok. Yani müddet manası yok. Yani bakın binisyanihim onların unutmalarından dolayı iyyahu o kıyamet gününü. Hesap gününü. Buradaki ma'mız nesuyu mastar yaptı. Nesuyu nisyan yaptı. Tamam. Ama kendisinde şey manası yok. Müddet. Zarf manası yok yani. Bakın şimdi buna bakın. Ve mastariyetün, mastar yapacak. Zarfiyetün bir de zarflık manası var. Yani ne demek zarf? Müddet. Yani zaman manası, zaman. İçinde zaman manası olacak. Örnek verelim. Bakın, ma dümtü hayyen, diri olduğu müddetçe. Mesela, şimdi diyor ki ben namaz kılacağım. Ma dümtü hayyen, diri olduğu müddetçe. Bakın burada, ma ne yaptı? Dümteyi bir mastar yaptı. Bir, iki, bir de bu müddete, bu dümteye müddet manası verdi. Bakın
Dümte demek daimi olmak demek, devam etmek. Hayatta olduğum, hayatta olmak, devam etmek. Ben niye müddet diyorum peki? Daim olduğum müddetçe. Müddet nereden geldi? İşte o müddet ma'dan geldi. Buna biz ne diyoruz? Ma dümtenin başındaki ma, öyle bilelim. Ma dümtenin, hep bu geçer değil mi? Nagıs şeyin. Kâne'nin kardeşi var ya, Kâne'nin. Esbaha, Emsa. O, onun kardeşlerinden. Ma dümtenin başındaki olan ma'lar, ma'yı, mastariye, zarfiye. Kema'lardaki ma'lar ise sadece mastar manası. Yani müddet manası yok. Üste geçti. Bakın. Yani ma ne yapacak? Dümteyi hem mastar yapacak hem de bir de müddet manası verecek. Ma hem mastara çevirecek hem de müddet koyacak oraya. Bakın. Müddetü devami hayyen. Gördünüz mü? Bakın hem müddet manası getirdi ma, hem de dameyi devam yaptı. Mastar yaptı. Dolayısıyla buna da mastariye diyoruz. Ve kafetün anil amel. Bu da güzel. Diğeri ise amelden engelleyen, kafe engelleyen, ma'yı kafe. Bunu da biliyoruz değil mi? Ma'yı kafe, amelden engelleyen. Ve hiyeterasyu yaksamen. Bu da üç kısım. Burası da dikkat. Önemli biraz. Ma'yı mastariye değil bu. Ma'yı kafe engelliyor. Ve yeterli aksam üç kısım engelliyor. Ne engelliyor bakalım. Şimdi bir, kafetün an ameli ref'i. Ref amelinden engelliyor. Yani ref ameli var. Ondan engelliyor. Ne gibi bu? Tekavlihi şairin şu sözü gibi. Şimdi ref ameli ne demek? Yani fiil ne alır kendisine? Fail alır değil mi? Fiil. İşte fiilin fail almasını engelliyor. Bu da üç fiilde oluyor. Gallema, kesurama, dalema. Bu üç fiilde sonra ma gelir ise bu ma'nın ismi ma'yı kafedir. O fiili amel etmekten engeller. Yani fiil normalde kendisine fail alır. İşte bu aldırmaz. Bakın. Sadetti. Ey kız diyor. Sen yüz çevirdin benden. Sen benden yüz çevirdin ey kız diyor. Fetvalti. Çok da uzattın. Es-sudude. Bu yüz çevirmeyi de çok da uzattın sen. Ve gallema azı kere. Yani azdır visalün birleşmek. Ala dolu sududi. Bu yüz çevirmenin uzaması üzerine artık birleşmek çok az olur. Dediğimi yani devam eder. Hani artık bu kadar sen benden yüz çevirdin. Bu kadar benden ayrı kaldın ey kız. Diyor yani artık sevgilisine mi diyor artık. Dolayısıyla bu kadar ayrılık hukuk üzerine artık visal birleşme azı kere devam eder. Çok zor ihtimal ya. Şimdi bizim buradaki istişat mahallemizde şurası bakın. Şu gallema var ya gallema. Gallema'dan sonra gizli bir fiil var. Ne o? Ne o gizli fiil? Yedu mu? Yedumu. Nereden bildim yedumu olduğunu burada? Şu yedumudan bildim. Buna izmar ala şeridatı tefsir diyorduk ya. Fiili gizliyoruz ama ne şartıyla? İleride aynısını söylemen şartıyla. Burada peki fiilin gizlendiğini nereden bildim? Fiilin gizlendiğini nereden bildim? Şuradan bildim. Şimdi bakın. Gallema'dan sonra fiil gelir kesinlikle %100. Yani isim gelmez. Şimdi gallema diyorsun azikere. Ne olmuş azikere? Bir fiil olmak zorunda değil mi? Gallema nasara. Azikere yardım eder. Gallema keser. Azikere kırar. Yani gallemadan sonra fiil gelmek zorunda. Burada visalün gelmiş. Hocam visalün müpteda olsun. Olmaz. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki gallemadan sonra kesin %100 fiil gelir. Hocam fiil gelmemiş. O zaman burada ne var? Demek ki fiil gizlenmiş. Peki nereden bileceğim ben o fiili? İşte şu yedumudan bunun kuralı neydi? İzmar ala şeridati tefsir. Tefsir şartıyla gizlemek. Peki. Devam. O zaman diyoruz ki gallemadan sonra gizli bir yedumu var. Misalinde o yedumunun faili. Tamam. Peki galle fiil. Hani bunun faili? Galle fiil az oldu. İşte o ma'yı kafi engellemiş.
galle feyzinin fayda almasını engellemiş. Biz bunu görüyoruz zaten. Ma'mız, ma'yı kafe, 3 tane fiile geliyor dedik. Galle, kesura, dale. Bu üç fiile geliyor. Ma'mız. Gallenin ref amelinden engelliyor. Yani fayda almasını engelliyor. Şimdi bu benim anlattığımı söylüyor. Fe galle. Öyleyse galle. Şu gallemiz. Fiilün fiildir. Tamam biliyoruz. Galle fiil. Az olma anası. Ve ma. Galledeki ma. Kâfe. Ma'yı kâfedir. Tamam. Nereden engelliyor yani? Nereden engelliyor? Antale bil faili. Fail almasından engelliyor. Yani galle kendisine fail alamıyor. Engelliyor. Tamam hocam. Ve visalün şu gallema visalündeki visal ne oldu peki hocam? Ve visalün. Visalün ise nedir? Failu fiilin mahzufin. Mahzuf bir fiil var onun faili. Şu visal var ya visal. Şu visal mahzuf bir fiil var onun faili. Söyledik. Gallema yedumu. Peki ne bileceğim ben o mahzuf fiili? Yüfessiruhu onu tefsir ediyor. Mahzuf fiili açıklıyor. Ne? El mezkûru zikrolunan fiil. Ne o? Ve yedûmû. O da ilerideki yedûmû. Zaten fiili gizlemek caiz değil. Onu ileride söylemezsen caiz değil. Nereden bileceğim ben? Peki. Velâ yekûnû. Peki hocam. Şu visâlün şey olsun, müpteda olsun. Velâ yekûnû olamaz. Visâlün, visâlün kelimesi olamaz. Fail oldu. Ne olamaz? Müptedeen. Müpteda olamaz. Niye? لِأَنَّ الْفِعَلِ الْمَكْفُوفَ Çünkü mekfuf olan fiil. Ne demek mekfuf olan fiil? Yani amelden engellenen fiil. O da üç taneydi değil mi? Dâle, kesurat, galle. Amel etmesi engellenen fiil. لِأَنَّ الْفِعَلِ الْمَكْفُوفَ Amel etmesi engellenen fiil. لَا يَدُخُلُ girmez. İlla ancak girer alel cümlenin fiiliyeti. Ancak cümleyi fiiliye üzerine girer. Yani diyor ki galle fiilinden sonra cümleyi fiiliye gelir, ismiye gelmez. Galleden sonra cümleyi fiiliye gelir, ismiye gelmez. O zaman şimdi o visalün burada yani visalün müpteda olsun, yedim onun şey olsun, haber olsun olmaz. Niye? Çünkü galleden sonra kesin kesin fiil gelecek. Onu da söylemiş idik. لِأَنَّ الْفِعَلِ الْمَكْفُوفَ O galle fiili, amelden engellenen fiil, لَا يَدُخُلُ girmez اِلَّا عَلْ جُمَلِ الْفَعْلِيَّةِ Ancak fiili cümlenin üzerine girer. Peki, وَلَمْ يُكَفَّ Engellenmedi. Yani amel eder fiiller, engellenmedi. Nereden? مِنَ الْاَفْعَالِ Fiillerden engellenmedi. İlla şu üçünde oluyor bu. Galle, dale, kesura. Üç fiil engelleniyor. Diğerleri engellenmiyor. Ve kâf, bu birincisiydi şimdi. Bir, ref amelinden engelledi. Ve kâfetün ameli nasbi ve ref'i. Hem ref hem de nasb amelinden engelliyor. Bu da ne öyle de? İnne de değil mi? Ve zâlike bu fi inne ve havate. Bu da inne ve kardeşlerinde oluyor. Bakın örnek veriyoruz. Şimdi inne muhakkak ki demek. Ama ben manayı daha da kuvvetlendirmek istiyorum. Ve bu sefer ne yapıyorum? Ma getiriyorum. Ma'yı kâfe getiriyorum. Şu inne ma Allahu ilahun vahidun. Bu sefer inne normalde kendisi isim alırdı ya artık almıyor. Haber alırdı onu da almıyor. İnne, inne oluyor. Ma, ma'yı kafi oluyor. Harf oluyor. Allah'u müpteda oluyor. Normalde ma olmasa Allah'e olur burası. Allah'e innenin ismi olur. Ama inne ma geldiği için olmuyor. Ama burada şöyle bir örnek var. Önemli bakın burası da. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Mesela her inne ma'daki ma'ları ma'yı kafi zannetmeyin. Tamam. Hemen ileriye bakın. Mesela örnek vereyim. İnnemâ sana'û. Ayet-i kerimede var ya. İnnemâ sana'ûhû. Keydu sahir diyor ayette bu. Ayet-i kerime bu. Keydu sahir. Onların yaptıkları sihirbazların hilesidir diyor ayette. İnnemâ. Hocam burada inne ma varsa kesin şeydir. Değil mi? Ma'yı inne ma varsa şuradaki ma inne ma sana'u sana'uhu. Şu inne ma'daki ma ma'yı mevsule. Ne bildim?
Çünkü bakın sana'uhu fiil fail. Şu keydü ne yapacağım? Keydü. Hilesidir sihirbazların diyor. Ne yapacağım bunu? Ha, demek ki şuradaki ma'mız ma'yı mevsuleymiş. İnnenin ismiymiş. Keydü de innenin haberi oluyor o zaman. Tamam, bu da var yani. Kullanılır burada. Kur'an-ı Kerim'de var zaten. Yani her innemadaki ma'lara siz ma'yı kâfe demeyin. Hocam innemadaki ma'yı kâfedir. Engeller ameli. Hayır, öyle bir şey yok. İleriye bakacağız. Peki ve kâfetün an ameli cer. Cer yani harfi cere geliyor ve onu engelliyor. Bu da rutbede oluyor. Rutbema yeveddülletine kefaru. İşte kafirler isterler. Çoğu kere. Buradaki rutbe harfi cer ama ma geldiği için artık harfi cerli düşmüş. Harfi cer değil yani. Kema seyfu amrin. Bakın ke ne yapması lazım? Harfi cer değil mi? Kema seyfu amrin. Amrın kılıcı. Lem tehunhu, ona ihanet etmedi. Madaribuhu, vurduğu yerler. Amr bir vurdu, dağıttı vurduğu yeri. Yani kırdı attı tam. Vurduğu yerler ona ihanet etmedi, kırıldı yani. Kelleler uçtu gibi. Lem tehunhu, ona ihanet etmedi. Madaribuhu, vurduğu yerler. Buradaki istişatımız kemadaki kaf harfi cer ama ma kaf olduğu için engellemiş. Peki burası da yok. Metinde ama yazmış buraya. Vaktülüfe fi lafzihi fi lafzil ma lafzını ihtilafa düşürdü. Ettaliyeti sonra gelen ma. Badeden sonra. Hani bade ma var ya. Bade ma'dan sonra gelirse o ma ne olur? Orada ihtilafa düşünmüş. Bunun ne olduğu da ilgili. Ne gibi mesela şöyle alakaten sevgi mi? Yani sen seviyor musun? Alika sevmek demek. Alika yalebu. Dördüncü baptan. Ferihan gibi. Alakaten sen seviyor musun? Ümmel el Vüleyyid işte. Ümmel Vüleyyid iyiydi. Sen seviyor musun annesini? Yani Vüleyyid'in annesini sen seviyor musun? Badema sonra. Efnan Raziske senin başındaki o şeyler, yaşlılıklar. Yani o başındaki o yani şey olmuş. Hani sen çok yaşlanmışsın. Hala onu mu seviyorsun manasında? Efnan Raziske başındaki o saçlarının beyazlaması ne gibidir? Kessegami ot gibidir. Öyle ot ki el muhlisi işte kurumuş ota yaş ot karışmak. Muhlis de o manaymış. Muhlis yaş ota kuru ot şey yapmak, karışmak. Yani artık kuru olan artık o beyazlar ne oldu? Girdi dizenin saçına. Tabii şey yapıyor burada da. Yani senin saçın ne gibidir? Kessegami ot gibidir. Öyle ot ki el muhlisi işte kuru yani yaş ota kuru ot. Yani yaş ot var güzel. Ona kuru ot giriyor. Muhlis o manada. Yaş ota kuru ot girmiş gibidir. Yani burada diyor ki senin tamam siyahların iyiydi ama ot diyelim. Burada bu ne oldu? Onun içine beyazlıklar girdi. Biraz da şiir işte tam şey bu yok burada da. Şiir böyle. Ba'de ma'da ihtilafa düşürmüş. Bu ma ne olur burada? Biz ne diyoruz bu ma'ya? Ma burada muzaf ilehtir. Öyle kalsın. Fekile dendi ki kâfetün ba'de kâfetün ba'de anil izafeti ma'yı kâfe demiş. Kâfetün ba'de engelliyor. Anil izafetten engelliyor. Yani ba'de normalde kendisinden şey alacak ya muzaf oluyor. Kendisinden sonrası ne olacak? Muzaf ileyh olacak ya. Onu engelliyor işte diyor. Ba'de Zeyd'in. Bak ne oldu? Ba'de muzaf oldu. Yani kendisine Zeyd'ini şey aldı. Muzaf ileyh olarak aldı. İşte buradaki kafe denmiş. Nekile dendi ki mastariyetun. Ma'ya mastariye denmiş bu ma'ya. Yani kendisinden sonra gelen şeyi mastara çeviriyor denmiş. Bu geçtik buraya. Peki son ma ma'mız ise ve zaidi tüm ma'i zaide. Ve tüsemma isimlendirilir. Hiye zaid ve gayruha ve başkası. Yani hiye o ma ve gayruha o ma'dan başkası. Min hurufu zaideti. Burası önemli bakın. Zaid harflerden. İşte başkası isimlendirilir. Ne diye? Sıla eten. Sıla denir tamam. Sıla. Şimdi Arapçada sılanın üç manası var. Bir, müteallik demek. Mesela diyelim haraçtu minnettarı diyoruz ya. O minnettarı nedir? O min sıla. Ne demek yani? Minnettarı haraç diyor mutalik.
Şimdi haraçtü minnettar diyoruz ya. Oradaki o min sıla oluyor. Bu bir. Artı ellediği biliyoruz sıla olduğunu. İki. Artı bir de zayit olanlara sıla diyoruz. Zayitler. Bak burada ne dedi şimdi? Ve zayidetü zayit olur. Ve tüsemma isimlendirilir. Hiye o isimlendirilir. O ma yani. Ma zayide. Ve gayruha diğerleri. Minel hurufi zayideti. Diğer zayid harfler işte harfi celle falan var ya. Sılaten sıla denir. Sıla'nın üç tane manası var. Onu da söyledik. Yani eğer sıla görürseniz mesela tefsirlerde geçer. Bu da sıla der. Ne anlayacağız orada sıladan? Zayid olabilir veya mütealik olabilir. Veya bizim bildiğimiz isim mevzusunun sılası olabilir. Üç tane sıla'nın manası varmış. Ve tevkiden tevkit denir buna. Yani zayid denmez değil mi? Kurarken hiç zayid denir mi? Nahve örnek verelim. Febima rahmetin. Rahmet sebebiyle. Buradaki ma'mız zayid. Minallah Allah'tan bir rahmetle lintelehum onlara sen yumuşak oldun. Tabii zayid demiyoruz, ne diyoruz? Sıla. Buradaki ma'mız sıladır. Veya tekittir. Ve amma galilin yakında yusbihunne olacaklar. Nadimin pişman olacak. Yakında pişman olacaklar. Buradaki ma'mız da zayid yine. Ma'mız da zayid. Peki neymiş bunların halleri? Febi rahmetin. Bakın ma'yı gitti. Febi ma'yı attı yani rahmetin. An ma'ydi, an galidin. Vallahu alem. Allahu Teala en doğruyu bilir. Bitti şimdi. Kitabımız bitti. Şimdi bize biraz öğütte bulunacak. Tabii onunla beraber yine kural öğretecek. Üç tane de dört bab dedik. Şimdi dört babı üç babı bitirdik. Şimdi dördüncü babdayız. El babu rabi'u. Dördüncü babımız. Kavaid kitabının fi işaratil işaretleridir. İla ibaratin ibarelere işaretler. Muharraretin incelenmiş. Müstefatin işte eda olunmuş. Mucizetin böyle kısa bir şekilde incelenmiş, eda olunmuş. Kısa ibarelere değineceğiz diyecek şimdi. Şimdi bize öğüt veriyor. Diyor ki ne diyor? Allah Celle Celaluhu. Yenbagi gerekir. En tekule deme. Fi nahvi şu örnekte. Duribe örneğinde demen gerekir. Peki bu hangi duribe? Min duribe zeydün. Yani duribe zeydün gibisindeki örnekte demen gerekir. Ne diyeceğiz? Yani duribe filmine biz ne diyeceğiz? Bakın şöyle diyormuş duribeye. Bi ennehu o duribe fi'lün fiildir. Mazin mazi fiildir diyecekmişiz. Öyle ki lem yüseme failuhu faili zikrolunmamış değil mi? Duribenin faili var mı? Duribe Zeyd dövüldü. Kimdi? Faili zikrolunmamış. İşte bu gibisinde diyeceksin ki duribe Zeyd'in gibisinde fi'lün mazin lem yüseme failuhu. Faili zikrolunmamış de diyor. Ama öyle deriz. Ve la tekul sakın deme. Şu lafı söyleme. Mebniyün mebnidir. Lima lem yüsemme failuhu. Bunu deme. Bu lafı kullanma. Bu da aynı manada ama kullanma diyor bunu. Yani dur beye mebniyün lima lem yüsemme failuhu deme. Çünkü bu da kullanılıyor. Niye? Lima öyle bir şey için ki fihi bunda var. Bir tatvil. Çok uzatma var. Çok bu olursa çok uzuyor. Daha vel hafai ve gizli var. Ya yani ve gizlilik var. Peki yine yenbeği dedik entegule bir. Ve entegule yine demen gerekir. Fi nahvi gibisinde hangi gibisi? Zeydün. Zeyd gibisinde demen gerekir. Ne diyeceğiz? Naibun anil faili. Zeyd naibul faildir de. Ve la tegul aman sakın deme. Mef'ulun meful deme. Lima lem yüsemme failuhu. İşte faili zikrolunmayanın mefuldür deme. Tamam. Faili zikrolunmayanın meful. Mesela bak örnek vereyim. Şimdi bunu anlıyor musun bilmiyorum ama Nusra yardım oldu. Kim? Zeydün. Zeyd yardım olunmuş. Şimdi Zeyd'in burada meful mü? Evet meful. Peki bunun faili zikrolunmuş mu? Hayır. O zaman ne diyoruz biz bu Zeyd'e?
Yani Zeyd yardım olmuş değil mi? Zeyd yardım olmuş ama fail var mı? Hayır. Nusra Zeyd'i, Zeyd yardım oldu. O zaman diyor ki işte buna mef'ulün şu Zeyd'e mef'ul deme. Lima lem yüseme fa'ilü. Fa'ili zikredilmeyen fiili için mef'uldür deme buna. Niye? Li hafaihi. Çünkü bu gizlilik var burada. Fail kim gibi. Hani gizlilik var. Ve dolihi. Çok uzunluk var. Ve sıdgihi. Sıdık demek içine almak demek. Tamam. Sıdık demek içine almak. Yani sadaka demek. Arapçada bir mana şemule. Şamil olmak. İçine almak. Sadaka. Ve sıdgihi içine aldığı için neyi? Nahvi. Şunu. Dirhemen. Dirhemen sözünü. Min nahvi. Bakın şimdi buraya. Burası da hep anlatır kitaplarda. Mesela şimdi U diye verildi. Zeydün Zeyd neye verildi? Dirhemen dirheme verildi. Dediğimiz zamanda. Şimdi bu mef'ulün mef'uldür. Lima lem yüseme fa'iluhu. Faili zikredilmeyen şey için mef'uldür dediğimizde şu dirhemen de naibül fail mi? Sizce? Değil mi? Bakın U diye verildi. Zeydün Zeyd ne? Dirhemen dirheme verildi diyoruz ya. Şu U diye fiilinin faili var mı? Yok. Değil mi? Fail gizli. İşte sen dersen ki mesela şu örneğe Nusira Zeydün'e dersen ki Zeydün mef'uldür dersen, faili zikredilmeyen şey için mef'uldür dersen burada ne olur biliyor musunuz? Şu dirhemen de aynı naibül fail gibi bir şey olur. Yani şu dirhemenle Zeydün hiçbir farkı kalmaz. Niye? Çünkü bu Zeydün de faili zikredilmeyen şey için mef'ul. Dirhemen de aynı şekilde yine faili zikredilmemiş için mef'ul. Dolayısıyla mef'ul lima lem yüseme fa'ili deme. Peki ne diyeceğiz? Ya naibül fail de işte. Uzatma diyor. Tamam. Ve entekule demen gerekir. Fi kat katta. Harfu taklilin. Harfu taklili zamanel mazdi. Geçmiş zamanda azlık ifade eder. Geçmiş zamanda azlık ifade eder. Bunun içindir bu kat. Ve hadesi el mudari'i. Ve muzari'nin de azlığına delalet eder. Yani işte kat nasara az yardım etti. Kat yensuru. Hani bazen diyoruz ya o manada. Bir saniye ben geliyorum. Burada ne diyordu? Şimdi ve entekule yine demen gerekir. Nerede dedik? Fi kat katta harfun harftir bu kat. Harfu li taklili zaman mazi. Ha, taklit demekse takrip demiş burada. Takrip yani yakınlaştırmak. Hani vardı ya yani onun artık yakın olduğunu ifade ediyor. Kadı kâmeti salâ ne demek? Namazın kılınması yakın oldu. Takrir burada takrip manası vermiş. Bir takrir dediği zaman mazi. Mazi zamanının yani kad-ı kame az kaldı. Artık namaz kılınacak. Takrip manası. Takrip. Ve hadetil muzari'i. Muzari'nin hadesine delalet eder. Ona ne demiş? Hades. Ona da yani muzari'nin az olduğunu işte kad yen soru bazen diyor diye. Bazen. Onu. Ya yani bunu böyle söyle diyor. Bazen yardım eder. Ve hadetin muzari, muzari'nin bazı yerine delalet eder kat. Ve li tahkiki hadeteyhima ve o ikisinin işinin de kesin olduğuna ifade eder. Kat nasara, muhakkak yardım etti. Kat yensur, muhakkak yardım ediyor. Manası olur. Yani katta ne manası var? Dört tane manasaydı. Bir, taklil. Dört mü, üç mü? Taklil dedi. Yani yok taklil demedi. Takrip. Yani az kaldı. Sonra tahkik manası verdi. Muhakkak ki hem mazide hem muzarde muhakkak ki manası verdi. Bir de fiilen muzarde bazen manası verdi. Taklil. Peki ve fiilen len'den ne diyeceğiz? Harfun nasbin. Len nasb harfidir. Ve nefin nefi harfidir len. Ve istikbal harfidir ileride. Böyle söyle diyor.
Ve fiilem. Lem de şöyle söyle. Harfu cezmi. Lem cezim harfidir. Linefil mudari'i. Muzari'i nefyeder. Lem yansur. Ve kalbihi. O muzari'i çevirir. Maziye, maziye çevirir değil mi? Yansur'u yardım ediyor. Lem yansur yardım etmedi. Böyle de. Ve fi emma. Emma'da ise el mefsuhati el müşeddeti. Emma'da yani. Fethalı ve şeddelenmiş emma'da. De ki harfu şartin, şart harfi de ve tafsilin tafsil değil mi? Yani açıklıyor. İşte diyoruz ki mesela el fi'lü, el kelimetü ala selas envain diyoruz. İşte kelime üçtür. Emmel fi'lü diyor, başlıyor. Onu tafsil ediyor. Fi'l şudur diye tafsile başlıyor. Emma'ya tafsil harfi de yani açıklama harfi. Ve fi en, en'de ne diyeceğiz hocam? Harfun mastariyun. Ene de mastar harfi de. Yansibul muzari'a. Muzari'yi nasb eden mastar harfi de. Tamam. Ve fil fa'i. Fa'da ne diyeceğiz? Elleti ba'de şartı. Şarttan sonraki ba'da ne diyeceğiz? Rabidatun bağlayıcıdır. Bir cevabı şartı. Yani şartın cevabını bağlayıcıdır. Şarta bağlayıcıdır yani. Değil mi? Mesela diyelim in yansuru. Eğer o yardım ederse fe'ene en soru. Ben de yardım edeceğim. Bu fe'ene ne oldu oradaki? O fa, fa'yı cevabı oldu. Şarta bağlıyor. O cevabı şarta bağlıyor. Ve la tekul sakın deme o fa için. Cevabı şart. Şart cevabı sadece fa mı? Mesela in yen sur yardım edersen fe'ene en sur. Ben ederim. Of, orada şartın cevabı in yen surun şartının cevabı sadece fa mı? Hayır. Kema yekulun öyle söylüyorlar. Niye? Leennel cevabı. Çünkü cevap el cümleti cümledir. Bir esriha yani tamamıyla bir esriha başlı başına. Cevap cümledir. Yani in yensur yardım ederse fe ene ensuru. Cevap orada fe değil sadece. Ene de var, ensuru da var. Leennel cevabı. Çünkü cevap el cümleti bir esriha başlı başına tamamıyla cümledir cevap. Sadece fa değildir. Lel fa'u vahdehu. Sadece fa değildir. O zaman böyle söyle. Ve fi nahvi. Şurada söyle. Fi nahvi zeydin. Zeydin gibisinde. Celestü emame zeydin mesela. Zeydin önünde oturdum da. Ne de? Mahfudun. Cerdir de. Neyle cer bu? Emame. Bazıları mesela emame harfi cer diyor. Emame harfi cer mi? Ondan mı cer olmuş? Hayır. Mahfudun bil idafeti. Ya burada emameden sonra hep muzaf-ı ileyh gelir. Ondan cer. Yani mahfudun bil idafeti. İzafetten dolayı cer olmuş bu. Ev bil mudafeti. Bil mudafi veya muzaflıktan dolayı cer olmuş. Yani emame muzaf kendisinden sonra geleni cer etmiş. Ve la tekul deme. Mahfudun bil zarfi. Bu zarfla emameyle cer olmuş deme. Yani emame bunu cer etmedi. Çünkü emame amil değil ki. Amil olan izafettiktir manasıdır. Muzaftır. Li'ennel muhtadiye. Çünkü gerektiren bil haftı ceri gerektiren bir izafet. O izafettir. Evveyat el muzafu. Muzaftır. Ceri gerektiren muzaftır. Emame yani harfi cer değil. Emame cer ediyor. Etmez. İzafelik cer eder. Evil muzafı muzaftır. Min haysu huve muzafı. Muzafın muzaf olma açısından. Yani niye cer ediyor? Çünkü bu muzaftır. Muzafın muzaf olma açısından o cerdir. Lel muzafı muzaf olmak değildir. Min haysu huve zarfun. Yani muzafı zarf olduğundan değildir. Yani şöyle hocam muzaf zarf olursa kendisinden sonrası cer olur. Böyle bir şey yok. Hocam muzaf zarf olursa işte emame, kuddame, halfe var ya. Lel muzaf muzaf değildir. Min haysu şu açıdan ki huve zarfun. Yani muzafın zarf diye, muzaf zarf diye emami zarf ya. Muzaf zarf olduğu açısından değildir şey. Cer olmak. Peki cer niye cer oldu? Ya muzaf varsa o muzaf isterse zarf olsun, ister başka isim olsun fark etmez. Hocam muzaf var ve o muzafsa zarfmış. O zaman cer olur. Hayır. Zarf olmasına gerek yok. Bu zarf oldum direkt cer olur. Bunu ne bildik? Bakın bir deliyle şuna delil bildik.
Gulamı Zeyd'in. Bakın Zeyd de muzaf, Zeyd de muzaf ile cer olmuş. Ama gulam muzaf. Peki zarf mı? Hayır, zarf değil. Mesela ve ikramı amrim. Amra ikram. Ya, amur da cer olmuş. İkram muzaf. Zarf mı? Emam hayır. Demek ki burada cer eden şey muzaflık kavramı. Zarfın muzaf olması değil. Peki. Ve fil fa'i. Fa'da dersin demen lazım gelir. Bitiriyoruz. Az kaldı. Fi nahvi şurada. Fesalli li rabbike venhar. Rabbike fa var ya. Burada da demen lazım gelir diyor. Ne diyeceğiz? Fa'u sebebiyeti. Buna da fa'i sebebiye de şu fa'ya. Biz sana Kevser'i verdik. Niye? O zaman fesalli li rabbike fa'i sebebiye de buna da. Ve la tekus sakın deme. Fa'ul atfi. Atıp fa'sı deme şu fa'ya. İnne a'dayna kel Kevser. İnne a'dayna kel Kevser. Biz sana Kevser'i verdik. O zaman şu fa da atf oldu. Fesalli. Şimdi inna a'dayna cümlesi biz sana verdik. Cümle ihbariye. Yani doğruya veya yalana ihtimal olan cümleyi ihbariye diyoruz. İhbariye. A'dayna verdik. Doğru verdik. Fesalli emir cümlesi olduğu için cümle inşaiye. Emir yani kıl namaz kıl bir şey meydana getir. İnşaiye. İşte cümleyi inşaiyenin cümleyi ihbariye atfı caiz değil. Cümleyi inşaiyenin cümleyi ihbariye üstüne atfı caiz değil. Burada diyor ki ve la tekul faul atf deme. Niye? Li'ennehu la'i diyordu. Çünkü bu caiz değil. Yani cümleyi şu fesalli inşaiye inna adayna cümleyi ihbariye. Fesalli inşaiyesini inna adayna cümleyi ihbariyesine atıp caiz değil. Veya caiz ama la yahsunu güzel olmaz. Atfı talebi cümleyi inşaiyenin atfı yani bu fesalliye atfetmek alel haberi inna adayna cümlesi üzerine atfı caiz değil. Yani atfı talebi fesalli cümlesini atfetmek alel haberi inna adayna cümlesi ihbariyesine caiz değil. Buradaki fa'ımız çünkü fa'yı atıf değil diyor. Fa'yı sebebiyedir. Vela el aksu tam tersi caiz değil. Yani cümle-i inşai üzerine atfı, cümle-i ihbari atıf da caiz değil. İşte unsur yardım et sonra fe nasara yardım ettiği. O fe nasarayı unsura atıf edemezsin. Çünkü nasara ihbariyedir. Unsur inşaiyedir. Bu da caiz değil. Yine lazım gelir ve entekule filvai el filvavul atifeti. Vavu atıfı da şöyle söylemen. Harfu atfin. Atıf harfidir. Li mücerrede cem'i. Mutlak cem. Değil mi? Onu da görmüştük. Mutlak cem içindir bu vav. Mutlak cem içindir. Zeydün ve Amrun. Önce Amr da gelmiş olabilir. Önce Zeyd de gelmiş olabilir. Fark etmez. Zeydün ve Amrun. Vav mutlak cem içindir. Ve fi hatta. Hatta da demen lazım gelir. Harfu atfın lil cem'i. Bu da yine mutlak cem. Daha vel gayeti bize gaye var bunda işte. Ekel tüs demek ki de hatta rasiye başına kadar yedin. Bunda bir de ne var? Gaye var. Fi sümme. Sümme de şöyle söylemen lazım gelir. Harfu atfin atfahıdır. Harfu atfin atfahıdır. Bir tertibi. Tertip var. Bir sıra var. Daha vel mühleti ve biraz da mühlet var. İşte sonra biraz. Ve fil fa'i fa'da harfu atfın bir tertibi. Tertip için sıra. Ve takip ama hemen arkasında. Ca'e zeydün fe amrun. Hemen arkasından geldi. Ve izâ ihtisâtı fîhinne. Eğer onlar da böyle kısa bir şekilde tutmak istiyorsan, ihtisaran söylemek istiyorsan, fekul de ki, atifun atıftır ve matufun matuftur. Atıf, matuf. Daha da uğraşma. Kemâ tekulü diyorlar. Kemâ tekulü sen dediğin gibi fî nahbi bismillah. Cârun ve mecrurun. Burada car mecrur diyorsun değil mi? Atıf, matuf da geç. Ba harfi burada cardır, c'den. Bismillah mecrurdur. Ve kezâlike izâ ihtesarte fî nahbi. Şurada sen kısaltmak istiyorsan, kısa bir şekilde ihtisar etmek istiyorsan len nebraha fî nahbi len nebraha ve en nef'ale ve en nef'ale de şöyle söyle yani. Fekul de ki nasibur. Şu en nasbedicidir. Nef'ale de mensub. Burada bunu söyleyebilirsin demiş. Ve entekule demen lazım gelir. Fi inne el meksurat. İnne de
harfu tevkidin, tevkid harfidir. Yansıbul isme, ismi nasbeder. Ve yerfe'ul habera, haberde eder. Ve tezidu, artırırsın. Fi inne inne de el meftuhati, inne-i meftuhada şöyle bir şey daha söylersin arttırarak. Harfu tekidin, tamam. İnne tekid harfi ama mastariyün, mastardır bir de bu enne. İnne de mastar yok. Ama enne cümleyi mastar yapar. Mastariyün yansibul isme ve yerfe'ul habera dersin. Yani enne de mastar var, unutmuyoruz. Evet, valem, bilin ki ennehu şan yu'abu, ayıp olur. Ayıp olur. Alen naşi'i, yetişen kişiye, yetişen, büyüyen kişiye ayıp olur bu ya. Ayıplanır. Fi sinaatil irabi, irab sanatında yetişen kişilere, irabla uğraşan kişilere ayıplanır. Ne? En yetkura fiile. Bir fiil söylemesi. Diyor ki mesela, diyelim Nasaray söyledi. Fiil diyor. Ama velâ yebhasu, araştırmıyor. An failihi. Hocam bunun faili nerede? Fiili buluyor. İleride bir isim geliyor. Onun faili işte. İşte böyle olmayınca mana tam oturmuyor. Fiil gördük mü hemen bakacağız faili nerede? Müpteda gördük mü acaba onun haberi nerede? Diğer türlü gidersek yanlış mana veriyoruz. Ev müptede işte ev müptede en yani müpteda diyor buna. Velayi yetefahhasu araştırmıyor. An haberi bunun haberini unutuyor. Bir hocam müptedadır devam ediyor. İleride bir isim geliyor ona değişik mana veriyor. Hocam hani haberi bunun? Haberi yok. Olmaz işte. Ev zarfan, zarf, işte emame mesela diyor. Ev mecruran veya mecrur işte minnettari diyor. Ve la yunebbihu ama dikkat çekmiyor. Ala mutallakihi. Hocam bu zarfı mutallakı hangisi? İşte çekmezse manayı doğru düzgün veremezsin. Mana yanlış olur. Ev cümleten veya cümle söylüyor. Ve la yezkura söylememesi ayıp olur. Eleha mahallun emla. Cümlenin mahalli var mı yok mu? Söylemezsek ayıp olur. Yani bilmezsek manayı tam gereğine bağlandıramayız. Cümle varsa hemen aklınıza gelecek. Bunun irapta mahalli vardır, yoktur diye. Ev mensulen veya isim mensulü söylüyor. İsim mensulü elledi. Hani bunun cümlesi? Hani aidi? Onu söylemeyin. Bu da ayıp olur. Ayıp olmakla mazhat yani manayı iyi bilemez. Bela yübeyyinu beyan etmiyor. Sılatehu. İsim mensulü sılasını cümlesini. Ve aidehu. Aidini de söylemiyor. Olmaz ki. Ve en yaktesira, yine yetinmesi ayıp olur. Fi irabil ismi, ismin irabında. Hangi isim? Minnahu şu gibisinde. Zâmen kalktı, zâ şu. İsmi işaret, zâ değil mi? Zâ, ha tembih zaten. Ev gâme kalktı elledi, öyle birisi ki. Elledi, ismi mensul. Zâ, buradaki ismi işaret. Burada ayıp olur. Ne üzerine yetinmek ayıp olur? En yekule demek üzerine yetinmek ayıp olur. Ne diyor sadece? İsmi işaret. Za ismi işarettir. Ev ismi mensulün. İsmi mensuldür. Tamam mı hocam? İsmi mensul fail de olabilir. Meful de olabilir. Sıfat da olabilir. Ben ne bileceğim bu fail meful mü? Bunun hocam diyor ki ismi işarettir. İsmi işaret ne ama? İsmi işaret hepsi olabilir. Fail olur, muzafileh olur. Yani bana açıkla bu. Nedir? Fail midir? Meful müdür? Bir beyan et yani. En yekule demesi İsmi işaretin. Sadece diyor ki gâme hocam ismi işarettir. Ve ismi mevsulün. Sadece diyor ki hocam ismi mevsuldür. Fînne zâlike. Çünkü bu la yaktadı gerektirmez ki iraben. İrab gerektirir mi? İsmi işaret olmaz bir şeyin. Yani faillik irabı ya yani mefullük irabı gerektirir mi? Gerektirmez. İsmi işaretse tamam da ismi işaret şeyi var mı? İrab var mı? Bütün ismi işaretler reftir diyoruz mu? Hayır. İsmi işaretler ne düşerse ona göredir. İsim mensuller ne düşerse ona göredir. Ve sevabı doğru olan en yukarı şöyle denmesidir. Failun, faildir ve hu ismi işaret, ismi işarettir. Ev ve ismi mensulün veya ismi mensuldür. Doğru olan budur yani. Faildir, ismi işarettir. İsmi mensuldür, faildir. İrabını belirteceğiz. Fe'in kulte, şayet şöyle dersen. La faidete. Hiçbir fayda yok hocam. Fi kavlihi şu sözünde. Fi nahvi gibisinde za, za hani vardı ya üstteki. İnnehu ismi işaretin. Yani bunun ismi işaret olduğunu niye söylüyoruz? Gerek yok. Niye uzatıyoruz? Üstte dedik ya ismi işarette faildir de diye. Bunun ismi işaret olduğunu söylemekte hiçbir fayda yoktur diyor.
bi hilafi kavlihi, ama şu sözün hilafına burada fayda vardır. Fi elledi, elledi de fayda vardır. İnnehu ismi mevsulün. Yani diyor ki ellediye ismi mevsul de, orada bir fayda var. Ama ismi işareti zaya, ismi işareti deme, fayda yok. Niye? Çünkü ismi mevsul de, ismi mevsul olursa ha dersin ki bunun aidi nerede? Ait samiri. Veya cümlesi nerede? Dersin. Değil mi? İsmi mevsul de öyle dersin. Ama diyor ismi işareti öyle bir şey yok ki. Hani bu, yani niye söyleyeceğiz bunu? Niye? Fe inne, çünkü fihi, onda vardır o ismi mevsul de. Yani ismi mevsul diye söylemek de vardır. Tembihen, dikkat çekmek vardır. Neye? Alama, öyle bir şey ki yeftekiru, ihtiyaç duyuyor o ismi mevsul ileyhi, ona. Ne o ihtiyaç duyduğu şey? Mines sırati, sıla, bir cümleyi ara. İsmi mevsul varsa cümle var. Nerede o? Onu bir ara. Vel aidi veya aidi ara. Böyle bir önem var diyor ismi mevsulde. Liyatlubuha, liyatlubeha el-mu'ribu. İrab koyan onu arasın diye. Baksın nerede bunlar. Veli yu'leme, bilmesi için. Ennel cümlete sılete, sıla olan cümlenin mesela, la mahalle leha, İrab'da mahalli yoktur. Mesela bunlar önemli değil mi? Sıla cümlesi, İrab'da mahalli yoktur. Bunları bilsin. Ama ismi işaretle böyle bir şey yok ki diyor. Hocam niye bana ismi işaretle söyle dersen diyor. Ultu, ben derim ki olur mu canım? Bela bilakis fihi faidetün. İsmi işaret demekte de fayda vardır bir sürü. Ne o? O da şudur. Vehi ettenbihü, dikkat çekme. Neye? İlâ ennemâ yelhakufu. O ismi işarete giren şey, ismi işaretten sonra gelen şey, minel kâfi, kaftan nedir? Bana ismi haberi. Harfu hitabin. Mesela normalde kitabuke desek, kitabuke. Ke orada ne oldu? Muzafileh değil mi? İsme bitişen zamir, muzafileh olur. Fiile bitişen zamir, meful olur. Şimdi burada ismi işareti bitişen ne olur? Mesela zalikum diyor mesela. Zalike. İşte oradaki kaf ismi işareti bitişen kaf nedir? Hitaba delalet ediyor. Yani da bu kitap, ke sana olan. Yani karşıdakinin tek kişi olduğuna delalet ediyor. Karşıdaki üç kişi olsa ne olur? Zalikum. Bayan olsa zaliki olur. Yani demek ki oradaki o kaf hitap harfiymiş. Ne muzafileymiş veya da veya mefullü değil. Fiile bitişseydi meful olacak. İsmine bitişseydi muzafileh olacaktı kaf. Ama ismi işareti bitişirse harftir, irabda mahalli yoktur. Bu da önemli değil mi diyor. O zaman bunu bilelim diyor yani. Her kafa biz muzafileh demeyelim. La ismi mudafun ileyh. La ismin mudafu ileyh. Yani oradaki o kaf, işte kaf, za, zalike, zake diyor. Burada o kaf muzafu ileyh, za da muzaf değildir. Harf kitabın la ismun isim değildir. Mudafun ileyh, yani izaf olmuş isim değildir. Kafın girmiş olduğu o isim lennemâ yelhaquhu minel kâfi harfu kitabin la ismun mudafu ileyh. Hani la ismun isim değildir. Öyle isim ki mudafu ileyh, hani mudafu ileyh olan, ona izaf olan bir isim değildir yani. Oradaki o zalikedeki kaflar mudafu ileyh değildir. Harftir, yaptı mahalli yoktur. Bu bir. İki, şöyle bir kuralımız da var değil mi bizim? İsmi işaretten sonra gelen elif lam ne oluyordu? Sıfat, beden, atfı. Bu da önemli. İsmi işaretten sonra gelen elif lam olan kelime sıfat olabilir, beden olabilir, atfı olabilir. Bu da önemli değil mi hocam diyor. O zaman buna da bir dikkat çekmek vardı. Şu birinci dikkatimiz, birinci dikkat, şu da ikinci dikkat ve şuraya dikkat çekmek var. Ve ila ennel isme isim ba'de za, za'dan sonraki isim fi nahvi şu gibisinde, fi nahvi kavli ki ca'eni hâdâ racülü, hâdâ işte ismi işaret za, er racülü, ne düştü burada? Burada çok var değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Nâtun nâttır veya atmayanı veya atmayandır. İsmi işaretten sonra gelen elif lamlı kelime ya sıfat olur, nat veya atmayan veya bedeli kül olur. Alel hilafi, bunda hilaf var. Fil muarrafi, tabi marife olursa kendisinden sonra gelen bir el. El ile marife. Yani elif lamlı olan. El vakiye, gelen ba'de ismi işare. İsmi işaretten sonra gelen elif lamlı kelime ne olur? Burada ihtilaf var. Yani atmayan mı olur veya naat mı olur? Her ikisi olabilir.
Ve bazı eyyuha mesela. Eyyuha'dan sonra gelen elif lamda da ihtilaf var. Şimdi şu ya biliyoruz nida harfi. Eyyu ya'nın işte ed'unun mef'ulü üzerine mebni. Ha tembi şu erracülü bedel. Eyyu'den bedel. Veya atbeyan. Ve mimma öyle bir şeylerdendir ki la yem ya la yem beni aleyhi irabun. İrabun bina olunmadı. İrab gerektirmeyen şeylerdendir. Bu da yok sanki ibarede. En yegule demek. Onun demesi fi gulamin. Gulamin kelimesinde demesi min nahvi şu gibisinde mesela. Gulamu zeydin. Gulamu zeydin gibi bir örnek var. Orada diyor ki muzafun. Hocam gulam muzaftır. Bu da çok ben çok görüyorum bunu. Hocam gulam muzaftır diyor. Peki muzaf irab gerektirir mi? Muzafın irabı ne? Hocam bu ne? Bu hocam muzaftır diyor. Tabii da muzafın irabı var mı? Yok. Feynel muzafe çünkü muzaf leyse lehu. Onun için yoktur. İrabı müstakirun. Karar kılmış belli bir irab yok ki muzaf. Muzafın irabı ne olur? Dolayısıyla muzaf dersek bir şey olur mu? Muzaf olan şey illaki ya faildir ya mefuldür. İlla bir şeydir. Mesela ca'e geldi kim? Gulamü Zeydin. Zeydin kölesi. Gulam burada muzaf. Bitti mi şimdi? Hayır. Gulamü fail orada. Kemalil faili mesela. Fail için olduğu gibi. Ve nahbihi veya onun benzerleri gibi. Yani onun illaki bir irabı vardır yani o muzaf. Ve innema yarabuhu o muzaful irabu bihasebi ma yedhul aleyhi. Kendisinden önce ne gelmişse onun üzerine ne duhul ediyorsa ona göredir. İnne varsa mesela inne gulame zeydin. Ne oldu gulame? Nasb oldu. İnnenin ismi oldu. Yani muzaflık bir irab vermez. Fesavabı doğru olan şudur. En yukarı diyeceğiz ki failün faildir bu. Muzaf değil. Ev mef'ul veya mef'uldür diyeceğiz. Ve nahfü zalike bunun hilafına ve nahvımızdaki bunun benzeri yani. Fail de, meful de, sıfat de, bir şey de. Gece sıfat da o da olur, sıfat da olur. Bir hilafil muzafı ile. Ama muzafinet diyebiliriz bak. Mesela diyelim ca'e geldi kim? Gulamu Zeydin. Gulameye muzaf dememiz doğru değil. Çünkü muzaf irab gerektirmez. Muzafın belli bir irabı yok. Ama Zeydin'e hocam muzaf ile diyebiliriz. Niye? Çünkü muzaf ile her zaman cerdir. Değişmez ki. Ondan dolayı. Feinne lehu iraben müstakirla. Çünkü onun yerleşmiş, karar kılmış bir irabı vardır. Ve yenbegi yine lazım gelir. En yeç, en yeti cennebe sakınması. El moribu, irab koyan kişinin sakınması lazım gelir. En yegule demesinden fi harfin fi kitabillah. Bu da son konu. Allah-u Teala'nın kitabındaki bir harf konusunda kaçınması lazım gelir. Ne demekten kaçınıyor? İnnehu zaidun. Zaittir bu. Allah kelamına zait denir mi? Zait ne demek? Faydası olmayan. Manası olmayan demek. Li'ennehu çünkü şan yesbiku sürat eder. Hemen gider. İlel ezhani zihinlere. Ne gider? Şu gider. Enne zaide zait hüvellezi. Öyle bir şeydir ki la mana lehu. Değil mi? Zait nedir? Manası yoktur. O zaman ha Allah-u Teala'nın kelamında Kur'an-ı Kerim'de bir harf gördünüz ya zait demeyin. Ve kelamullah Allah-u Teala'nın kelamı Subhanehu münezzehun an zalike bundan münezzehtir. Allah-u Teala'nın yani Kur'an-ı Kerim'de zait yoktur. Vekat veka halbuki vaki oldu hadel vehmu bu yanlış anlayış. Lil İmam Fahreddin. İmam Fahreddin Errazi mi? İmam Fahreddin için Ebu Abdullah Razi. Yani İmam Fahreddin Razi için bu görüş yani zahir oldu, vaki oldu. Zahit dedi. Fekale dedi ki el muhakkikun muhakkikler yani alimler ehli tahkik yani ala ennel muhmele muhmel yani mühmel demek manası olmayan şey mühmel denir. Mühmel ne? Manası olmayan şey mühmel. Mühmel yani zayıf olan harficer, manası olmayan. La yekavu fi kelamillahi subhanehu. Allah-u Teala'nın kelamında vaki olmaz dediler.
Ennel mühmele mühmel la yakav vaki olmaz. Bir kelam-i lahi subhanehu Allah-u Teala'nın kelamında mühmel manası olmayan bir şey vaki olmaz. Yani mühmel manası olmayan şey kelamullah'ta gelmez. Peki fe emma ma? Peki ma'ya gelince hangi ma? Fi kavli teala fe bima rahmetin. Yani ona biz ma'yı zahit dedik. Ne yapacağız o zaman? Oradaki ma zahit mi diyeceğiz? Fe yumkinu. Ha, mümkün olur. En tekune istifhamiyeten. Ha, bu ma'nın istifhami olması mümkün olur. Li taaccubi. Yani istifhamı taaccub. Hani Allah'tan rahmet ile gibi. Hani şaşırtmak için bir istifhamiye olabilir burada. Böyle bir. Ve takdiru takdir tabi ey rahmetin. Hangi rahmetiyle? Allah'ın hangi rahmetle sen bunlara böyle bir yüce oldun? Allah'ın o kadar rahmeti var ki. Tabi ma rahmetin ya. Hangi rahmetle sen Allah'tan bu kadar onlara kibar davrandın? Benim telefon. O zaman buradaki mana oldu ma'yı. İstifham oldu. Hangi rahmet? Bima ne? Hangi? Ne? Ama buradaki taaccüp yani. Hani böyle bir şaşkınlık manası. İntiha bitti. Fahrettin Razi'nin sözü. Yani Fahrettin Razi o zaman diyor ki zait olan kelamullah'ta olmaz diyor. Çünkü zaidin manası yoktur manasına geliyor. Ve işte ulema da diyor yani muhakkikler diyor İmam Fahrettin Razi mühmel manası şey Kur'an-ı Kerim'de olmaz diyor. Peki o zaman ey İmam Razi Febima'ya ne mana veriyorsun sen dediğimizde de onlar diyor ki ma burada istifhamedir manası veriyor. Peki ve zaidu inde nahviyyin. Peki nahvicilere göre zaid ne demek? Ellezî öyle bir şey ki lem yü'te getirilmedi bihi o. Naibül fail. İlla li mücerreti takviye. Yani manayı güçlendirmek için gelmiştir bu. Sırf sadece manayı güçlendirmek için geldi. Ve tevkidi tehdit için geldi. Lel mühmelü. Mühmel değil bu. Yani hiçbir manası olmayan değil bu. Niçin gelmiş? Manayı güçlendirmek için geldi bu. Bu ne oldu şimdi? Yani şeye İmam Fahrettin Razi'nin görüşüne şey oldu. O yoktur diyor ya hiç. Kur'an-ı Kerim'de zait. Dolayısıyla biz diyoruz ki öyle olur mu? Diyoruz. Bu niye zaidin manası şudur. Manayı kuvvetlendirmek içindir. Yani bir manası var. Peki ve tevcihil mezkuru. Peki zikredilen yönlendirme. Yani tevcih nedir manası verelim? Yani onların vermiş olduğu mana yani. Fil ayet ayette batılın li emrayin. İki şeyden dolayı batıldır. Şimdi Fahrettin Razi ne dedi burada? Dedi ki buradaki bakın onun tevcihi yani onun mana vermesi. Tevcihe ne mana veriyoruz ya? Onun verdiği mana. Diyelim. Feyyumkün dedi ya entekünü istifhamiyete. Fahrettin Razi'nin vermiş olduğu o tevcih. Yani o yönlendirme. O, onun o manası diyor. O ne demişti buradaki? Febi ma'daki ma'ya ma'yı istifhami demiş idi. Şimdi biz ona diyoruz ki ve tevcihil metkur. Fahrettin Razi'nin ma'ya ma'yı istifhami demesi fil ayeti ayetteki gibi hebima rahmetin ayet-i kerimesindeki batılın olamaz. Oradaki ma'yı istifhami olamaz hocam. Niye? Li emrani iki şeyden dolayı. Bir, ehaduhuma birisi neymiş? Enne ma el istifhamiyete ma istifhamiye idâ hufizat cer olursa vecebe hasfü elifi gider demedik mi biz? Öyle dedik. Ey hocam şimdi burada sen ma'ya ma istifham ediyorsun da ma'nın istifhami olursa kendisinden önce de ne gelmiş? Fe bima ba gelmiş. O zaman ma'nın elifinin düşmesi lazım. Bime olmazsa demek ki ma istifhami değil diye reddi yapıyoruz. Tamam. Ne gibi bu? Nahvu amme yetesairün gibi. Esan ikinci reddiyemiz. Enne hafza rahmetin. Şimdi febima rahmetin dedik. Oradaki ma'ya Fahrettin Razi hocamız ne diyor? Ma'yı istifham ediyor. Peki febima rahmetin rahmetin niye cer oldu o zaman diye soru soruyoruz. Enne hafza rahmetin rahmetin heyneydin o ma istifhami olursa yüşkülü bu da ne oluyor? Müşkül oluyor. Sıkıntılı oluyor. Bu da
Bitiyor. Tamam bitiyor, bitiyor, tamam bitiyor. Peki, şimdi enne hafta rahmetin hineydin yüşkülü. Bitti dersimiz. Bu durumda o zaman rahmetin cer oldu. Niye cer oldu? Ma istifhami ise. Çünkü li ennehu, çünkü şu an la yekunu. Yani li ennehu o rahmetin la, o, yani o rahmetinin cer olması, rahmetin niye cer oldu? La yekunu bir izafetin. Hadi o ma'ya izaf oldu desek, bima rahmetin var ya, rahmetin cer. Niye? Muzaaf neyh olmuş. Ma muzaaftır desek. Böyle bir şeydir olmuş diye söylesek. Rahmetin cer etsek. Olmaz diyor. Yani ma'ya izafe olamaz. Niye? Çünkü istifham edatları muzaaf olmazlar. Kesinlikle. İstifham edatları muzaaf olamazlar. O zaman febi ma rahmetindeki ma'mız muzaaf değil. Rahmetin ne cer oldu? İz çünkü leyse yoktur fil esma'il istifam, ismi istifamlarda ma yudafu, izafe olan yoktur. Yani ma izafe olamaz. İlla bir tane var, eyyü. Eyyü olabilir işte. Eyyühüm. Eyyü istifam. İndel cemi'i, çoğunluğuna göre, işte herkese göre eyyü istifam edatı. Ve kem, ve kem de oluyormuş. İnder zeccac, yani İmam Zeccac'a göre kem de muzaaf olabiliyormuş. Peki, dedik ki, şu anda bakın şunu konuşuyoruz. Şuraya yazayım isterseniz. Febbi ma bima bi ma bima rahmetin. Rahmetin niye cer oldu? Rahmetin, şu rahmetin cer olmuş. Eğer rahmetin cer olmuş. Ma'ya Fahrettin Razi hocamız ma'ya şey diyor. İstifami ediyor. O zaman rahmetin cer olması sıkıntı oluyor. Çünkü rahmetin şu ma'nın sıfatı olamaz dedik. Ma istifami ise istifam edatları şey olmaz. Aferin, muzaaf olamaz. Çünkü istifam edatlarından izaf olan yok. Sonra velâ bil ibdâli. Hocam peki bedel olsun. Şu rahmetin ma'dan bedel olsun. Bir ma'daki ma'dan bedel olsun. Rahmet. Min ma. Ma'dan bedel olsun. O da olmaz. Niye? Le'ennel mübdele. Çünkü mübdel bedel olunan min ismin istifhami, istifham edatlarından bedel olunan labütte aylık yoktur. En yukrana bitişmesi bir hemzesi istifham. İstifham hemzesiyle bitişmesinden aylık yoktur. Yani şöyle bakın, örnek veriyorum. Keyfe ent diyor. Sen nasılsın? E sahihun em sakimun. İyi misin? Hasta mısın? Şimdi buradaki sahihun bedel. Nereden bedel? Keyfeden bedel. Değil mi? Şurada. İstifhamdan bedel oldu bu. İstifhamdan bedel oldu. Peki bu bedel oldu. Bakın şurada bir hemze gelmesi lazım. Yani istifham edatlarından bedel olunan şeyin keyfeden bir hemze gelmesi şart. Febima rahmetinde madem bedel olsa rahmetin, hani orada hemze? O da olmadı. Demek ki bedel de yapamıyoruz. Rahmetini bedel de yapamıyoruz. Peki. Vela sıfaten. Peki hocam sıfat olsun. Bima. Yani şu ma diyelim. Mevsuf. Rahmetin sıfat. Böyle olsun hocam. Rahmetin sıfat. Bu da mı olmaz? Şu ma mevsuf. Rahmetin sıfat olsun. O da olmaz. Niye? Li'enne ma çünkü ma la tu safu sıfatlanmaz. Ma harfimiz
sıfatlanmaz. Ne zaman da İza kânet şartı yeter. Mâ-i şartı olsa ev istifhamiyetin veya mâ-i istifhami olursa bu da kural. Mâ-i istifhamiyemiz, mâ-i şartiyemiz sıfatlanmaz. Yani şu mâ mevsuf olup rahmetinde sıfatlanmaz. Atu beyan olsun. Vela beyanın atu beyan da olamaz bu rahmetin. Niye? Çünkü le'enne mâ lâ yusufu. Çünkü vasıflanmayan şey, yani bu eğer sıfatlanmıyorsa o zaman lâ yu'tafu aleyhi atf olunamaz. Atfel beyan. Yani onun üzerine atf beyan da olunamaz. Yani şu işte atf beyan. Bu da onun üzerine işte matufun aleyh denemez. Yani sıfatlanmayan şeyde atf beyan da olamaz. Le'enne ma la yusufu sıfatlanmayan bir şey. La yusufu aleyhü atfel beyan. Atf beyan da olamaz. Kelime-i marat mesela zamirler gibi. Zamirler sıfatlanır mı? Sıfatlanmaz. O zaman atf beyan da onlardan olunamaz. Mesela diyelim merartu uğradım bihi ona. Ondan atfu beyan zeydin diyemem. Ondan bihi hi var ya orada zamir. Ondan atfu beyan zeydin diyemem. Niye? Çünkü zamirler üzerine atfu beyan olmaz. Bitti. Ve kesirun çoğu. Milel mütakaddimin. Alimlerden çoğu. Yüsemmune isimlendirirler. Ezzaydi zaydi sılaten. Zaydi sıla derler. Ve bazıhum bazısı. Yüsemmi onu isimlendirir. Müekkiden, tekleyici diye. Zayde tek derler. Ve bazıhum yüsemihi lağven. Bazı sonra lağ der. Lakin fakat. 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 İçtinab-ı hadihil ibareti. Bu ibarenin sakınmak fi tenzil Kur'an-ı Kerim'de vacibin vaciptir. Yani lağ denmez değil mi? İçtinab-ı hadihil ibareti. Bu ibareden sakınmak vacibin tenzili Kur'an-ı Kerim'de vacibun vaciptir. Yani lav kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kullanılmaz. Çünkü lav faydasız manasında. Ve fi hadel kadri bu kadar miktarda vardır. Kifayetün, kifayet vardır. Yeterli bilgi vardır. Limen teemmelehu, onu düşünen için bu kadarlık miktarda faydalı bilgi vardır. Kütübe fi şehri Recep min şuhuri sene 971 yılında yazılmış ve de Recep ayının 10. gününde yazılmış. Elhamdülillah bu kitapta bitmiş oldu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İbn-i Şam Hazretleri'nin ruhuna Fatiha okuyorum. El-Fatiha.